229.660 kişilik toplam nüfusa sahip Kars'tayız. Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış, Selim ve Susuz Kars'ın ilçeleri. Doğu Anadolu'muzun kalesi, peyniri, farklı dönemlerde yapılmış tarihi yerleriyle ünlü bu muhteşem şehri birlikte gezmeye başlıyoruz. Kars'a karayoluyla ulaşmak biraz zaman alıyor. Ama yoldaki muhteşem görüntüleri düşününce bu yol göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. 1436 kilometrelik yolu ortalama 18 saatte gidebilirsiniz. Yol çok uzun, uçakla gidebilir miyim diye soruyorsanız 2 saatte İstanbul'dan Kars'a ulaşmanız mümkün. Kars deyince akla yiğitlik ve menkıbe diyarı geliyor. Esasen ismi de menkıbeye dayanır. Kars adı M.Ö. 130-127 tarihleri arasında Kafkas dağlarının kuzeyinden Dağıstan'dan gelerek bu bölgede yerleşen Bulgar Türklerinin Velentur boyunun Karsak oymağından gelmektedir. Kars toprakları yüksek dağlarla kuşatılmış ve genellikle batı-doğu doğrultusunda uzanan akarsularla derin biçimde yarılmış geniş bir plato niteliğindedir. Kars topraklarından çıkan suların büyük bölümü Aras Irmağı aracılığıyla Hazar Denizi'ne dökülür. Yükseklik ve iklimin sertliği nedeniyle bitkisel üretime elverişli olmayan Kars platosu hayvancılık bakımından önem taşır. Çayır ve su kaynakları bakımından zengin ve yine hayvancılık bakımından önem taşıyan düzlükler bulunmaktadır. Kars, Türkiye'nin Orta Asya'ya açılan kapısı konumundadır. Kars, Kafkas Üniversitesi'nin açılmasıyla hızla gelişmeye başlamış ve zaman içinde bir öğrenci şehri halini almıştır. Kışları kurak, yazları ise yağışlı geçen Kars'ta kışın sıcaklık -39 dereceye kadar iner. Kars'ta yılın neredeyse yarısı karla kaplı şekilde geçer. Ama kış aylarında ortaya çıkan görüntüler sizi bambaşka diyarlara götürür. Kristal karın ortaya çıkardığı güzelliği kesinlikle görmelisiniz. Kafkaslardan Anadolu'ya girişte ilk yerleşim merkezi olan Kars, pek çok uygarlığın yaşam alanı olmuştur. İpek Yolu üzerinde yer alan Kars'ta bulunan ve görünen birçok eserin mimari yapısı ilgi çekicidir. Örneğin Rusların şehre girmesiyle ortaya çıkan mimari dikkat çeker. Ruslar Kars çayının doğusunda kalan kesimde yeni yapılar inşa eder. Birbirini dik kesen yollar yaparlar. Rus mimarisi bununla da yetinmez. Günümüzde halen Kars ilinde koruma altına alınan eski Rus evleri büyük taşlarla yapılmış ihtişamlı binalardır. Geçiyoruz Kars Kalesi'ne. Kars Kalesi iç kale veya stadel olarak anılır. Milattan sonra 1153 yılında Selçuklulara bağlı Saltuklu Sultanı Melik İzzettin'in emriyle Veziri Firuz Akay tarafından yaptırılmıştır. Kenti çevreleyen dış kale surları da 12. yüzyılda inşa edilmeye başlanmış. 1386 tarihinde Timur tarafından yıkılan kale, 1579 yılında Osmanlı Padişahı 3. Murat'ın fermanıyla Kars'a gelen Lala Mustafa Paşa tarafından yeniden yaptırılmıştır. Kaynaklara göre merkez kale dışında surlar 27 bin metre uzunluğunda olup 220 burçtan meydana gelmiştir.
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra 40 yıllık Rus işgalinde tahribatlara uğramış, orijinal özelliğini ve kullanımını yitirmiştir. Kentten bakıldığında etkileyici bir görünüme sahiptir. Orta Kapı Mahallesi'nde yer alan Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı, 19. yüzyılda inşa edilmiş Osmanlı dönemi yapılarındandır. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda, yani meşhur 93 Harbi'nde ordu komutanı Gazi Ahmet Muhtar Paşa tarafından bir süre karargah binası olarak kullanılmış ve savaşın kazanılmasında önemli rol oynamıştır. 2001 yılında restore edilen konak, galeri olarak hizmete açılmıştır. Kars il merkezine bağlı olan Kaleiçi Mahallesi'ndeki Havariler Kilisesi, mimari açıdan Selçuklu kümbetlerine benzediği için günümüzde Kümbet Camisi olarak adlandırılıyor. Bagrat Kralı Abbas II. Takavor tarafından yaptırılmıştır. 1877-1878 yılları arasında Rum Ortodoks Kilisesi olarak kullanılan Havariler Kilisesi'nin kitabesi yoktur. Havariler ismini ise kubbesinin altında bulunan 12 havari figüründen alıyor. Kilisenin yapımında taş bloklar ve moloz taş kullanılmıştır. Kars'ın simgelerinden biri olan ve buram buram tarih kokan Ani Antik Şehri'ne geçiyoruz. Şehir merkezine 48 kilometre mesafede olan Ani Antik Kenti, Türkiye-Ermenistan sınırında bir abide gibi yükselir. M.Ö. 350-300 yıllarına dayanan köklü tarihinin yanı sıra Hristiyan-Ermeni inanışında kutsal sayılır. İpek yolunda bulunmasından dolayı da bu şehrin askeri ve ticari bakımdan önemi artmıştır. Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Rus arkeoloji ekibi tarafından yapılan kazılar sonrasında taşınabilir bütün eserler ve birçok fresk Rusya'ya götürülmüştür. Ani bütün bu tarihin altında bir de yeraltı şehri saklıyor. Giriş resimli kilisenin hemen güneydoğusundaki ana kayanın altında bulunuyor. 100 metrekarelik birçok odadan meydana gelen bu yeraltı şehri hem saklanma yeri hem de devasa bir kiler olarak kullanılmış. Ani Antik Kenti'nin bir parçası olan Selçuklu Sarayı da sahip olduğu taş işçiliğiyle hala dikkat çekici. Sarayın yıldızlı motifleri Selçuklu taş işçiliğinin en iyi örneklerini oluşturuyor. Thank you.
Şimdi de şehrin çatısına çıkıyoruz. 2500 metre yüksekte Sarıçam ormanları arasında bulunan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yalnızca Alpler'de bulunan kristal kar olduğunu söylemek buranın önemini anlatmaya yeter. Yerli yabancı turistlerin akınına uğrayan merkezden rotamızı Allahu Ekber dağlarına çeviriyoruz. Tarihin önemli sahnelerine tanıklık eden bu dağlarda Sarıkamış Harekatı'nda şiddetli kar yağışı nedeniyle 90 bin askerimiz donarak şehit oldu. Kars'ın yiyecek kültürü de en az tarihi kadar zengin. Kars kaşarı ve Kars palı ilk akla gelenler. Ama mutfağındaki lezzetler de dillere destan. Yöreye özgü belli başlı yemekler, umaç helvası, elma dolması, hürre yani un çorbası, evelik adlı bitkiden yapılan evelik aşı, ekmek üzerine kızgın yağ ve yoğurt dökülerek yapılan ekmek aşı, pişi, kuymak, hengel, yarma buğdaydan yapılan haşıl, kemikli ve parça etten yapılan ve bir çeşit çorba olan piti, sultani üzümle yapılan pilav ve Kars böreğidir. Bu lezzetlerin dışında tabii ki mevsim itibariyle kaz eti de enfestir. Kar yağdıktan sonra kesilen ve tuzlayarak kurutulan kaz eti Ocak-Nisan döneminde tüketiliyor. Kaz etinin püf noktası ise kazın kara değmesidir. Kültür hazinelerine sahip Akyaka, Arpaçay ve Digor'u, verimli arazileri ve meyve bahçeleriyle Kağızman, Selim ve Susuz'u ve tabii ki eşsiz kristal karıyla Sarıkamış'ı arkamızda bırakıp Ardahan'a doğru yol alıyoruz. Ardahan, Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesiyle Karadeniz sınırında Kafkaslar üzerinde kurulmuş olan 99.265 kişilik bir nüfusa sahiptir. Çıldır, Damal, Göle, Hanak, Posof, Ardahan'ın ilçelerini oluşturur. 27 Mayıs 1992 tarihinde Kars ilinden ayrılarak Türkiye'nin 75. ili olmuştur. Doğu Anadolu'muzun dağları, meşhur gölleri, gelenleri kendine hayran bırakacak bu şehri birlikte gezmeye başlıyoruz. Zeytinburnu'ndan Ardahan'a ulaşmak için uzun ama bir o kadar keyifli 1474 kilometrelik bir yolu geçmeniz gerekiyor. Ya da uçakla Kars'a gidip oradan da bir saatte bu sıcacık şehre ulaşmanız mümkün. Thank you.
Ardahan Kalesi çevresinde yapılan araştırmalar, M.Ö. 3500-2000 eski Tunç Çağı'na ait yerleşmenin varlığını ortaya koymuştur. Ardahan Kalesi, Osmanlı döneminde 16. yüzyıl ortalarında Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle inşa edilmiş ve günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Tarihi oldukça eskilere dayanan Ardahan Kalesi'nde yapılan kazılar, bölgenin çeşitli krallıkların hakimiyetine girdiğini göstermektedir. Kale, şehir merkezinin kuzeyindeki Halil Efendi Mahallesi ile şehir merkezini birbirinden ayıran Kura Nehri'nin hemen sol kıyısında bulunmaktadır. Kale mimari açıdan dikdörtgen planlıdır. Giriş kemerinin hemen üzerinde yapıldığı tarih 1544 olarak yazılmaktadır. Dikdörtgen plan oluşturan sur duvarları 745 metre uzunluğundadır. Ardahan Kalesi'ndeki gezimizi tamamlayıp Çıldır Gölü'ne doğru ilerliyoruz. 1960 metre yükseklikteki bu gölün çevresindeki sulak alanlar birçok bitki türünün yaşamasına imkan verir. Göl üzerinde bulunan 4 ada, Karabaş Martısı ve Van Gölü Martısı üreme noktalarıdır. Balık çeşitleri bakımından da zengin olan Çıldır Gölü'nde 19 farklı tür yaşıyor. Özellikle sarı balık, yöre halkı için önemli bir gelir kaynağıdır ve bu etkenler düşünüldüğünde turizm potansiyeli oldukça yüksektir. Kaz eti, kesme aşı, tandır kebap, dolma kebap, kayıtma, Ardahan'ın yöresel lezzetlerinden bazıları. İsterseniz Çıldır Gölü'nün kıyısında bulunan balıkçılarda taze balıkların tadına da bakabilirsiniz. Ardahan'dan geçerek Azerbaycan'a ulaşan Kura Nehri burada Aras Irmağı ile birleşerek Hazar Denizi'ne dökülür. Kültürel mirasımız olan Çıldır ve Göle'yi, yaylaları ve leziz balların sağlandığı Damal ve Posof'u ve Kura Nehri'nin can verdiği Hanak'ı geride bırakıp, bölgedeki son durağımız olan yükseltilerin ortasında saklı kalmış bir ovaya, Iğdır'a gidiyoruz. Türkiye'nin doğusunun farklı mevsimsel özellikleriyle en doğudaki ili Iğdır'dayız. 192.435 nüfusa sahip şehrimiz, Aralık, Karakoyunlu ve Tuzluca olmak üzere 3 ilçeden oluşmaktadır. Bu özelliğiyle Türkiye'nin en az ilçeye sahip olan şehri konumundadır. Bulunduğu bölgeden farklı coğrafi yapısıyla ve 3 farklı ülke Ermenistan, Azerbaycan ve İran'la sınırı bulunan Iğdır'ı gezmeye başlıyoruz. Zeytinburnu'ndan Iğdır'a özel aracınızla gitmek isterseniz sizi bekleyen 1521 kilometrelik bir yol var. Ama isterseniz İstanbul'dan direkt Iğdır'a uçakla da gitmeniz mümkün.
Iğdır Ovası, Doğu Anadolu'da Aras Dağları'nın Aras Irmağı'na inen yamaçlarının eteklerinde ve Büyük Ağrı Dağı'nın güneyinde uzanır. Kuzeyden Aras Irmağı ile sınırlanan ova, doğu-batı doğrultusunda bir bölümü İran topraklarına giren, yer yer engebeli düzlüklerden oluşur. Ortalama yağışın çok düşük olduğu ovada, elverişli sıcaklık koşulları ve sulama sonucu tahılların yanı sıra şeker pancarı, pamuk gibi endüstri bitkileriyle kayısı, elma, armut gibi meyveler yetiştirilmektedir. Böyle bereketli bir ovayı gördükten sonra yolumuz tarihi Amarat Kümbeti'ne düşüyor. Bu tarihi yapıt, zengin mimari işlemelerin yanı sıra bölgede yaşanan her türlü olayı bir not defteri gibi üzerinde barındırır. Günümüzde tahribata uğrasa da cazibesini koruyan yapıtın üzerindeki yazılar ve işaretlerle Anadolu'nun saklı tarihi hakkında gizem çözülebilir. Iğdır, tarihinde acı olaylar da yaşamıştır. 1915-1920 yılları arasında Ermeni katliamlarına yoğun bir şekilde maruz kalan bölgede halkın büyük bir kısmı katledilmiş, kalanlarsa yurtlarını terk etmek zorunda kalmışlardır. Bu olaylar sonrasında 1999 yılında Ermeniler tarafından katledilen şehit Türkler için anıt ve müze yapılmış, ziyarete açılmıştır. Iğdır Soykırım Anıtı, Türkiye'nin en yüksek anıtı olup yüksekliği 43,5 metredir. Iğdır'a gelip Ağrı Dağı'ndan bahsetmemek olmaz. Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın üçte birlik kısmı il merkezine bağlı Suveren Köyü içindedir. Şehrin her köşesinden bu eşsiz güzelliği izlemeniz mümkün. Iğdır kültürel çeşitlilik açısından olduğu kadar yöresel lezzet çeşitliliği açısından da çok şanslı bir şehrimizdir. Otağa çorbası, ayran aşı, hövre, taş köfte en başta gelen lezzetlerdendir. Türkiye'nin en doğu ucu Aralık, verimli toprakları ve yaylalarıyla bize huzur veren Karakoyunlu ve Tuzluca'yı geride bırakıyoruz. Bu eşsiz güzelliklerle turumuzun da sonuna geldik. Zeytinburnu'na en uzak ama içtenliğiyle, sıcaklığı ve misafirperverliğiyle bize bunu hiç yaşatmayan Kars, Ardahan ve Iğdır'a içimiz buruk veda ediyoruz. Ama aklımızda yörenin güzel insanları kalıyor.